Gerçekten insanlar cinnet geçirecek hale geldiler yani. Çok zor durumdayız yani. Yani kötülemenin için. Niye geçinemezsinler kızım? Her şeyi ver Allah'a çok şükür. Çiğlik darlık var mı? Bolluk var. Şöyle bir gezin, vatandaş aç geziyor. Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına asgari ücret ve emekli maaşından neler beklersiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Emekli maaşı beklenti iyi. AK Parti Cumhurbaşkanımız ne verirse o onayımız. Para yok demezsin. Millet hep bak karınca gibi yemek yiyorlar mağazalarda. Elleri dolu. Başbakan'a suç bulmasınlar. Zam geldi zam geldi. O ne yapsın? Peki geçinebiliyor musun? Geçiniyor çok şükür. Niye geçinemeyelim? Herkes vallahi yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Karınca gibi kaynıyor çarşılar. Baksana ellerimizde poşetler. Peki bazı vatandaşlarımız geçinemiyoruz diyorlar. Mahsus söylüyorlar. Cumhurbaşkanı kötülemenin için. Niye geçinemezsinler kızım? Her şeyi ver Allah'a çok şükür. Çiğlik darlık var mı? Bolluk var. Para ver. Kıtlık mı var? Mahsus yapıyor. Şu anda bu anlattığınız insanlar en düşük maaş alan insanlar, en zor geçinen bir insanlar. Bunların asgari ücreti en az 5 milyar olması lazım. Vatandaş çok zor durumda. Bir taraftan mecliste 5 maaş alan var, 6 maaş alan var. Şöyle bir gezin vatandaş aç geziyor. Yani bizim ülkemiz gittikçe zora gidiyor ya. Zaten beklentimiz şimdi işçilerimizin hakkının öncelikle savunulması gerekiyor. Emeğinin karşılığının verilmesi gerekiyor. Şu anki enflasyona göre en aşağı asgari ücret 4.000-4.500 falan olması lazım. Emeklilere de gelince onlar da ona keza aynı şekilde geçim sıkıntısı yaşayan çok emeklilerimiz var. Onların da gerekli yeteri kadar zam almaları gerekiyor. Bakalım inşallah takdir ilahi hakkımızda hayırlısı olsun. Beklentilerimizin karşılığını alırız inşallah diye umut ediyorum ben. Vallahi açıkçası beklentim hiç bunların vereceği bir fiyat yok da. Fakat beklentim çok. Dediği gibi arkadaşımın emekli ve asgari ücretli şu anda çok zor durumda. Geçinemiyor. Ben de şahsen emekli bir devlet memuruyum. Devlet ikinci dereceden emekli bir devlet memuruyum. Ona nazaran inanın. Evime bir yağ alamaz oldum. Bir kilo peynir götüremez oldum. Yani o kadar zor durumda ki şu anda emekliye hiç tereddütsüz 5.000 liranın altında maaş alan işçi ve memur emeklisine seyyanen 1.500-2.000 lira zam verilmesi lazım. Seyyanen çok acil. Gerçekten çok zor durumdayız. O kadar piyasa bir alışveriş merkezlerini geçsinler. Yani bir ürün yerinde durmuyor ki. Bir gün önce aldığımız 10 liraya aldığımız ürün bir gün sonra 20 liraya çıkmış. Yani çıkmış hala ülkeye ceklerle caklarla edeceğiz, yapacağız demeyle bu işler olmaz. Gerçekten insanlar cinnet geçirecek hale geldiler yani. Çok zor durumdayız yani. Yetişemiyorum ben. Tek maaşlı bir insanım. İnanın evime bir kilo şöyle güzel bir peynir alıp gidemez oldum yani. Ama gene de bunlardan vereceğinden pek bir beklentim yok. Çünkü ekonomi bitmiş yani. Ülke iflas etmiş yani. Ne verecekler yani? %5'inden, %10'undan yani kendileri 5-10 yerden maaş alıp ondan sonra çıkıp şundan bundan bahsedip insanların aklıyla alay etmenin, oynamanın, insanların psikolojisini bozmanın bir anı. En az 5 lira. Zaten önümüzü de göremiyoruz. Hani uçurum kenarı derler ya, orada yaşıyor. Ben şimdi çocuğa şey alacağım, malzeme alacağım. Nereden baksan 100-150 lira tutar şurası. Burada düğme istiyor, çıt çıt istiyor, düğme, fermuar, bağcık. Polar, desenli, desensiz, düz. Bunların hepsi para. Nasıl olacak bu iş? Benzine, mazotayı durmadan zam geliyor. Emekli misiniz? Emekliyim, evet. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum, öyle geçiniyor. Muhannete muhtaç olmamak için geçiniyoruz. Meyveyi ben sadece haftada bir defa portakal alırım. Başka bir şey almam. Çünkü hepsini alayım derseniz açılıyoruz. En az 3.500 lira olması lazım. 3.500'den yukarısı. Yani 3.500'e de burada bu hayat şartlarda biraz zor.